Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ani bir final oldu. Geçen bölümde söylemiştim bundan sonraki sezonu bayağı sağlam bir şey yapacağım falan filan diye. Dedim boşu boşuna yani 3-5 bölüm uzatmaya gerek yok. Bir an önce bu seriyi bitireyim de öbür seriye başlayayım diye. Yani çalışmaya başlayayım diye. Erkenden bitiriyoruz. Şimdi Cassius'la bir konuşalım aslanım. Şu metni bir ver bakalım neymiş bu. Maximus, Lord Augustus ve Alexander'ın kuzeni pusuya uğramışlar. Gece kamp kurdukları esnada çadırları ateşe verilmiş ve ölmüşler. Geriye tek kaldık gene. O zaman şöyle yapalım. Birliğimizi de alıp eski mekanımız Kızılçapı'ya gidip saldıralım. Şimdi ekip yolumuz uzun. Herkes değil, grup biri beni bir izlesin. Gelin bakayım benimle. Şimdi şu dağın eteklerinden öbür tarafa doğru dolanacağız. Gelin bakayım aslanlar. İyi bir seriydi. Tabii ki 22. sezonla kapıştırılamaz. Bu arada bundan sonraki yani 24. sezonu yine bir önceki sezon gibi 22. sezon gibi minimum 100 bölüm yapacağım. Zaten o bayağı büyük bir seri olacak. Belki 200 bile bulabilir yani belli olmaz. Her şey hikayeye bağlı. Bir de böyle şimdi işte önümüzdeki seriyi bütün yapıları bitirip full şeye odaklanacağım için senaryo. Daha iyi olacak. Bir de böyle hani normalde de hikayeli oyunlarda da olur ya böyle yan görevler, yan hikayeler falan olur. O tarz şeyler de eklemeyi düşünüyorum. Şu an mesela ufak tefek yan görev tarzı şeyler oluyor. Mesela işte bu köy var. Köye işte haydutlar falan saldırmaya geliyor. İşte oradaki köy reis milletten haraç topluyor falan filan. Ama çok kısa. Ve onlara tabii ki çok özenmiyorum. Ama işte şimdi yeni sezonda full yapıları bitirdikten sonra seriye başlayacağım için her şey hazır olacak. Hatta vakit olursa direkt senaryoyu bile yaz. Oha oğlum geçen savaştığımız yerdeki zırhlar hala duruyor. Tabi buralara gelmeyince bu çanklar gerçi ben buradan geçiyorum lan sürekli onların sıfırlanması lazım. Yok olması lazım yani. Neyse. Aman diyorum şu yarağa düşmeyin. Hepiniz geliyorsunuz değil mi lan? Gelin bakalım. En son Lord Trajan'ı burada indirmiştik. Şimdi burası boşta. Burada zaten çok fazla asker de gözükmüyordu. Bir gidip dalalım. Gelin beyler. Ulan hapşıracaktım hapşıramadım. Al kapı da açık. Oğlum ben direkt giriyorum o zaman içeriye. Ya Allah. Nasıl vuramadım onu ya. Gel lan buraya. Oha ne oluyor lan? Kutuya düştük. İndirdik mi hepsini? Geç kapıdan, geç kapıdan. Gel 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 geç kapıdan gel. Bizim adamlar şeyden kapıdan geçemiyor galiba. Niye geçemediniz lan? Tarafa da çıkalım. Lan bir çık lan önümü görmüyorum oğlum. Bunun arkasında niye çit var ya? Kestik mi lan hepsini? Aç bakayım şurayı.
Oğlum hikaye gereği ölmemiz lazımdı ya. Bizim adamlar aşırı güçlü olduğu için 1-2 vuruşta indirdiler hepsini. Düşmanlar da full şeye odaklandı, bizim askerlere. Neyse şöyle yapalım. Şimdi şuradan ben şuraya bir ışınlanayım. Ana lan, benim adamlarım da benimle birlikte ışınlandı. E çok iyi oğlum bu. Böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum bu arada. Oğlum bayağı iyiymiş harbiden ha. Vallahi bütün adamlar geldi herhalde. İçeridekiler şöyle bir tık daha açılı gelebilir mi? Sen de gel aslanım. Harbiden bütün adamlar geldi ha. Ulan bayağı iyiymiş bak bu. Bilmiyordum bunu. Öğrenmiş oldum. Bekle gel. Şimdi normal şartlarda biz orada öldük. Hikaye icabı. Şimdi şuradan biz öldükten sonra ne olmuş onu bir öğrenelim. Şunu bir salla. Bunu da ver. Metnimizi bir okuyalım. Şimdi biz orada öldük savaşta. Hemen zaten burada da hikayemiz var. Maximus Lord Trajan ve adamları tarafından bu suya düşülerek öldü. Şimdi olay şu. Bizim arenada kapıştığımız adam Lord Trajan değildi aslında. Başka biriydi. Olay şu. Biz daha önce Lord Trajan'la hiç tanışmamıştık. O yüzden Lord Trajan bize bir tuzak kurup sanki kendisiymiş gibi öldüğünü düşünmemiz için böyle bir oyun oynadı bize. Lord Trajan aslında ölmemişti, yani yaşıyordu. Kapıştığımız kişi Lord Trajan değildi. Neyse. Pusuya düşülerek öldü. Kral Batlamyus savaşını bitirip Maximus'un kalesine saldırdı. Alexander ve Cassius bir hafta boyunca kaleyi savunmayı başardı. Fakat sonunda sur kapısı kırıldı ve öldüler. Bu esnada Lady Vanessa ve Ragnar kaleden bir at bile kaçtılar. Fakat Lady sırtından bir okla vurulup öldü. Lady de öldü. Kaleden sağ çıkmayı başaran tek kişi Ragnar oldu. Ragnar kuzeye gitti ve Kral Olaf'ın köylerinden birine yerleşti. Yaşlı bir çift Ragnar'a sahip çıktı. Bu esnada Kral Olaf ve Kral Batlamyus arasında bazı sorunlar çıktı ve savaşa girdiler. Kral Olaf, Kral Batlamyus'u savaş meydanında bir düelloya davet etti. Kral Olaf tıpkı Maximus gibi eskiden bir köleydi. Batlamyus yaşlı Kral Olaf'ın teklifini kabul etti ve dövüşü kaybetti. Kral Olaf bir düşman öldürerek bütün krallığı fethetti. Maximus'un defalarca kurtardığı köylüler onun şerefine Altın Şehir'in arenasının girişine heykelini yaptılar. Hikayemiz bu şekilde bitiyor. Buradaki Ragnar da 22. sezondaki Ragnar tabii ki de. Bu Ragnar, o Ragnar yani. Biliyorsunuz o sezon izleyenler bilir. Serinin başında Ragnar'ın köyü yağmalanıyor. Ailesi ölüyordu. Ragnar bir köylü olarak ilk başta Han'dan çeşitli görevler alarak kendini geliştirip daha sonra işte oradan asker olup komutan olup vesaire vesaire kral falan oluyordu. Hikayesi o şekildeydi Ragnar'ın. 22. sezonu izleyebilirsiniz Ragnar'ın hikayesi için. Burada da işte Ragnar'ın nasıl ortaya çıktı. Ragnar da ilk başta işte ailesi köy yağmalanıyor, köyü haydutlar tarafından. Ailesi falan ölüyor. Tek başına kaçmayı başarıyor. Buraya geliyor, bize söylüyor. Biz gidip yardım ediyoruz. Ragnar'ı işte eğitiyoruz vesaire vesaire. Sonra biz de ölüyoruz tabii. Orası ayrı da. Şimdi bir game moda geçelim. Öncelikle şunları bir göster. Şunları da bir at gitsin. Şimdi modların hepsini gösterdim. Memnun değilim de şöyle kabaca hepsini bir geçeceğim. Şu Simple Shop zaten market modu. Bunu geçiyorum. Bu sonradan indirmiş olduğum bir mod işte, bu şey modu. Dekor modu. Bunu da birkaç bazı yerlerde kullandım. Şu ateşleri, kamp ateşlerini falan filan kullandım. İşte şu kalelerdeki ok şeyleri. Onları kullandık. Bunda giyotin var. Giyotini zaten serinin ilk başında o esir tutulduğumuz yerde gördünüz. Dar ağacı var. Dar ağacı da şöyle. Bunu da hızlıca kurayım. Bunun yüksekliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Kaç blok koyarsanız o kadar oluyor. En tepeye de şunu koyunca böyle. Tabi bu sadece şekil. Buraya bir şey bağlanmıyor. Bağlansa güzel olurdu aslında. İşte mezarlar için haçlar var. Mezar taşı var. Şeyler var. Örümcek ağları falan. İşte kuyu var. Kuyu burada. Burada bir tane botumuz var. Şeyler var. Yalaklar var. Burada da işte şey fıçısı var. Bira fıçısı falan filan. Şunları da göstereyim mesela. Şunları görmediniz. Bunlar işte şöyle yerde steklenmiş kılıçlar. Ama kılıçlar tabii oyunun orijinal kılıçları olsa daha güzel olurdu. Şu da böyle duvara saplanmış gözüken ama sadece duvara saplanmış gözüküyor. O yüzden yere konmuyor şöyle. Şekil olsun diye böyle bir şey yapmışlar.
Aslında yere saplansa böyle Excalibur gibi olurdu. Bu da böyle Create modunu zaten biliyorsunuzdur. Bütün şu an kapıları yaptığım mod Create modu. Daha önceden bir Vahşi Batı serimiz vardı. Orada da tren yapmıştım. O da bayağı güzel bir, yani çok uzun bir seri değildi. Kısaydı birazcık ama fena bir seri değildi. O tabi mod yoktu Vahşi Batı'ya uygun. O yüzden çok uzun sürmedi o. Aslında mod olsa çok güzel işler çıkardı ondan. Bunun dışında bira modumuz var. Bunu sırf şu biralar ve bira fıçısı için şey yapmıştım. Aslında bu tam olarak bira fıçısı değil. Bira mayalansın diye olan şeyden de neyse. Medieval dekorasyon modu var. Bunda neredeyse hiçbir şey yok. Sadece tabelalar ve şu balık fıçıları var. Bir de şu giyotin falan var. Kuşatma aletleri. Bunu zaten geçen sezon da kullanmıştım. Bu güncellenmiş. Yeni bir top eklemişler buna da şöyle. Time set çekelim. Böyle bayağı sağlam bir top. Hatta bir tane sıkayım mı lan, dur. Top mermisiyle şuradan bir barut alalım. Bunlar böyle çalışıyor. Mesela duvara sıkayım mı lan? Dur, döndürelim, duvara sıkayım. Şunun envanterine de şunları bir atalım. Tabi bu aşırı yavaş dönüyor bu arada. Baya baya yavaş dönüyor. Şuraya bir dön. Ulan. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle koysam daha mantıklı olacak ha. Valla bir saat şimdi döndürmeye uğraşacağımıza. Şimdi ha tamam, envanter de dolu. Ateşliyorum. Ateşleyemedim. Tuşu neydi lan bunun? V değil miydi? Ben basamamışım. Oha, bayağı alan hasarı verdi bu arada. Yani yakından sıktığım için de olmuş olabilir, emin değilim ama. Bayağı sağlam hasar verdi lan. Yeri falan kırdı bayağı. Yani ta içeriden benim köpek bile hasar yedi. Benim köpek şurada duruyordu. Otur yavrum sen buraya. Bu da sağlammış bu arada. Onun dışında Medieval Armor, zaten bunu biliyorsunuz. Bunu da geçen sezonda kullandım. Bunu da kullandım. Medieval silahlar. Bunun bir de ayrıyetten şöyle işte karakter için ayrı şey yapılmış kısmı var. Şunlar Create modunun build blokları. Bunlar da böyle, bak burada kullandığım tek blok şu camlı bloklar zaten. Onun dışında burada başka blok kullanmadım. Farklı bloklar da var. Bir sonraki sayfada yine bu Medieval şey var. Kalkan modu. Bu da güzel bir mod. Bunların şu tahta olanların üstüne flama falan da işleyebiliyorsunuz. Tabi birebir gözükmüyor. Biraz şekli falan bozulabiliyor da. Bu Medieval silahlara bir de böyle bir şey eklemişler. Paslanmış zırhlar, silahlar falan. Bak, kırık kalkan falan var. Bu eşya modumuz. Bu eşya modunu da geçen sezon kullanmıştım. Ama bu sezon güncellenmiş bu biraz daha. Buna işte şöyle kendi flaması falan gelmiş. Aynalara gelmiş. Altın tabaklar falan. Kralın tacı. Kral tacı da var bu arada. İşte fırınlar falan eklenmiş. Şöyle mutfak dolapları eklenmiş. Bu sürüme. Farklı farklı türleri var. İskelet versiyonu falan filan var. Şöyle altın versiyonu var. Bir de şöyle Necromancer tarzında bir versiyonu var. Tabii hepsini tek tek göstermiyorum şimdi. Çok fazla eşya var zaten. Many Ideas Core, bu bir tane modun şeyiydi galiba, yanlış değilsem. Eklentisi gibi bir şeydi. Bu olmadan çalışmayan bir moddu yanlış değil hatırlamıyorsam. Çünkü burada bir dekorluk bir şey yok zaten. Bu öyle indi. Epic Fight modumuz var. Bunu da çok az kullandık zaten. Bunu bir sonraki sezonda kullanmam bu arada. Yine başka bir dekor modumuz var. Burada da şöyle 2 dakika kısaca gösterivereyim. Böyle şeyler falan var. Mesela işte şu saman balyaları. Tabi bu biraz daha büyük olsa daha gerçekçi olurmuş aslında. Bunu çok küçük yapmışlar. Ondan sonra balkabağı ışığı var. Mumlu. Şey var. Korkuluk tarlalar için. Bunu da çok kısa yapmışlar. Oğlum harbiden baya kısa yapmışlar yani. Bir de iskelet var. Şimdi bunu her koyduğunuzda şekli değişiyor. Bak böyle mumlu kafalı bir şey oldu. Böyle oturan versiyonu var. Ayakta duran versiyonu var iskelet olarak. Dur bakayım şöyle bir. Şöyle yerde bunları bir şey yapalım. Yerde düz yatmış versiyonu var. Efendim. Bir de şöyle bir versiyonu var. Böyle kemikler dağılmış yerde. Bunda başka bir şey yok zaten. Bak gene kırdım yeri. Aynen, bunun başka da bir versiyonu yok. Bu da bu kadar.
kullanmıştım bir kere. Bu zaten şey modumuz. Kadın NPC'lerin falan eklendiği mod. Onun dışında belirli yapınız varsa isim koyabiliyorsunuz. Çeşitli şeyler var. Bunun orijinalinde mesela şeyler var. Köyde oyuna ilk başlarken size seçim yaptırıyor bu. Oyuncu mu yoksa köylü mü olmak istiyorsunuz diye. Köylü olunca bir şey olmuyor da. Oyuncu olduğunuz zaman işte karakterinizin tipini vesaire oradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ben şu an kendi texture olduğu için benim karakterim. Şöyle Spartacus şeyi şekli. Böyle bir gladyatör şeklinde. Onu kullandığım için değişmiyor. Oyunun ilk girişinde dikkat edin. Karakterin boyunu yanlışlıkla çok kısa yaparsanız gerçekten oyun içinde de boyunuz çok kısa oluyor ve kötü gözüküyor. Onu iyi ayarlamanız lazım. O da o mod. Son olarak da şöyle bir tane daha ekstradan zırh modumuz var. Bunu da daha önceki serilerde kullanmıştım. Bu da böyle bir mod. Bunun dışında burada eklentisi gözükmeyen bazı birkaç modumuz daha var. Şöyle şuradan göstereceğim. Yani ayrı bir sayfa yapılmayan modlar. Onların da bir tanesi şu. Selena diye bir mod. Bu modda işte bunun en güzel yanlarından bir tanesi yangın çıktığında yanan eşya yok olduğunda onun yerine kül geliyor. Ya bir yer yandığı zaman çok gerçekçi gözüküyor bayağı. Küller falan oluyor etrafta full. Onun dışında bunun da bazı dekor blokları var. Şöyle kilitlenebilen şeyleri var. Kapıları falan var. İşte bambu tuzakları var. Şu bir tane hatırlarsanız bir yere tırmanmak için kullandığımız ipli ok var. Burada o da. Bunda da bu arada şey var bak oksa dağ falan filan var. Şeyler var. Flüt ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Anahtar var. Anahtarla işte şu netherite kapıyı koyup veya kasası var bunun. Bunları kilitleyebiliyorsunuz. Çuval falan var. Böyle dekor blokları var birkaç tane daha. Bunun dışında gemi modumuz var tabii ki. Gemi modu da 1.16.5 sürümünde gemi modunu da kullanmıştım. Orada gemi çeşidi çoktu. Burada çok fazla da iki tane gemi var. Normal meşe yelkenli tekneyle Akbirik diye. Bu da meşe. Birin Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Ne gemisi yani. Bunların da işte top falan ekleyebiliyorsunuz. Sandık. Gerçi sandık eklenmiyor da. Ekleniyor muydu lan? Dur bakayım deneyelim. Topla sağa sola ateş edebiliyorsunuz bu arada. Onu da bir önceki sezon. Gerçi topu kullanmamıştım. Daha önceki sezonda yine kullanmıştım bu modu. Bu da sık kullandığım modlardan bir tanesi. Bir tane de bir sandık ver bakayım. Sandık eklenmiyordu diye biliyorum ama. Böyle bilip dur bakayım. Üstüne çıkayım şöyle bir. Şöyle yapsam. Yok tamam bunun zaten kendi deposu var. Bak şöyle göstereyim. Bunun deposunun içine bir şeyler koydukça galiba öyle sandık şeyi çıkıyordu. Bak şöyle biraz dolduralım. Heh, bak mesela buralara sandıklar falan eklendi şimdi. Şey gibi bunlar hani yüklenmiş gibi gemiye. Böyle fullleyince o sandıklar falan artıyor. O da öyle. Onun dışında başka çok bir şey kalmadı. Bir tek şu want modu kaldı. Bunu da daha önce hiç göstermedim galiba ama dur. Şurada. Want modunun da 4 farklı want var. Bunu survival'da da kendiniz craftlayabiliyorsunuz. Stone versiyonu maksimum 9 blok koyuyor. Demir olanı 27, elmas olanı 128. Bir de Infinite versiyonu var. Bu da 1024. Şöyle az versiyonunu göstereyim. Mesela bir yere blok koyacaksınız. Şu an bak koyacağı yeri gösteriyor. Shift ile eğilip bunu mouse'un tekerini döndürürseniz yönünü değiştiriyorsunuz. Mesela böyle dümdüz koyabiliyorsunuz. Veya bu tarafa doğru düz koyabiliyorsunuz. Veya işte bir yere yan koyabiliyorsunuz. Şöyle duvara doğru. Şöyle dikine. Veya işte böyle yan koyabiliyorsunuz falan filan. Bunun yönleri var. Bir tıkta mesela şu an tıklarsam çimen koyacak. Yerde çimen var. İstiyorsanız mesela örnek vereyim. Taş koymak istiyorsunuz. Taşı sol elinize alıyorsunuz. Sağ elinizde de bu oluyor. Bunu alıp böyle bir yere tıkladığınızda direkt bunu koyuyor. 1024'lük versiyonunda işte bir tıklıyorsunuz. 1024 tane blok koyuyor tek tıkla. Bayağı iyi. Yapı yaparken bunu sık kullanıyorum. Bunların da dışında başka da mod kalmadı zaten. Bütün modlarımız da bu kadardı. Asker modu var işte. Geriye kalan göstermediğim. Asker modunun çok bir olayı yok. Hatta onu da göstereyim. Şöyle piyade yazarsam. Okçu yazınca okçu versiyonu falan var. Bunların da normalde şöyle masaları var. Dur bakayım bunlar nasıl şey yap. Nereye yazıyorsun oğlum? Şuraya yazacaksın lan. Hala buraya yazıyor. Dur şöyle yapalım.
Bunların yapımını göstermeyecek muhtemelen, aynen. Bunları normalde oyunda köylülerden alıyorsunuz. Silah yapan köylü vardı ya, ne diye geçiyor? Demirci masası mıydı neydi? Dur bakayım. Şu olmazsa demirci masasını koyup bir köylüye bu işi verdiğinizde o köylüden bu masayı alabiliyorsunuz. Belli bir ücret karşılığı tabii ki. Bu masayla da normal köylüleri askere çevirebiliyorsunuz. Olay bu. Temel olarak. Şöyle bir daha bir time set çekelim. Evet arkadaşlar. Serimizin daha sonuna geldik. Biraz yarım yamalak kaldı da yapacak bir şey yok. Bir sonraki sezona saklıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.